Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Amerika'da yine bir korona dönemindeyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Fakat ben arabamdayım. Nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Şu an Florida eyaletinde Orlando şehrinde şöyle bir yasa geldi. Hatta Orlando şehrinin Orange County'sinde, yani şehrinde belli bir kısım bölümlerinde sokağa çıkma yasağı var. Benim de oturduğum yer bu yasağın içerisinde. Fakat şöyle bir ayrıcalık tanımışlar. Uber driver'lara, Lyft driver'lara, DoorDash, Uber Eats, hani bu tarz yemek götürebileceğiniz ve insan taşıyabileceğiniz işlerde, sonuçta doktorlar hastanelerine gidecek, ne bileyim Walmart'ta markette çalışanlar marketlerine gidecek. Bunların da tabii bizim gibi insanlara ihtiyaçları olduğu için bizi de essential olarak kabul ettiler. Yani biz sokağa çıkma yasağı olsa dahi işlerimizi yapabiliyoruz, işlerimizi yaptığımız sürece. Yani polis beni şu an çevirse, nereye gidiyorsun dese, ben ne diyeceğim mesela? Whole Foods'a gidiyorum, Amazon Flex driver'ım diyeceğim. Arkamda Amazon Flex zaten üniforması var, onu göstereceğim, yırtabileceğim. Ama normal birisi çevirdiği zaman $500 kadar bir cezası var. Şöyle bir etrafı gösterelim abi. Şu an sokağa çıkma yasağı olduğu halde bakın etrafta bazı araçlar var zaten. Hani bu sokağa çıkma yasağı şöyle demek değil, kimse çıkamıyor demek değil. Sokağa çıkan arabalar var, dediğim gibi benim gibi driver işi yapanlar olabilir. Ya da farklı işler vardır, doktordur, market çalışanıdır, bilemeyiz yani. Açık olan bazı yerler var sonuçta. Sokağa çıkma yasağı olsa bile bazı restoranlar sadece ürünleri sipariş verdikten sonra gelip almanızı sağlıyor. Herhangi bir dining söz konusu değil. Şu an böyle bir durum var. Sizlere şunu göstermek istiyorum. Ben yaklaşık 12 gündür, 13 gündür evdeyim ve evde o kadar çok canım sıkıldı ki sizlere bu koronavirüsü döneminde yemek dağıtarak ne kadar para kazanabilirsiniz, bunları göstermek istiyorum. Ne kadar kazanacağımı hiç bilmiyorum. Ben yaklaşık 1 senedir ne Uber Eats yaptım ne de DoorDash yaptım. O yüzden sizlere kesin bir bilgi veremeyeceğim bu konuda ama şu an Amazon Flex schedule almıştım. Yaklaşık 2 saat boyunca çalışacağım. Whole Foods dedikleri bir markete gideceğim. Orada paketler zaten benim için hazırlanmış şekilde olacak. Onları alacağım. Uygulamadaki adreslere götüreceğim. Yaklaşık 40 ile $60 arasında bir para alacağım. Bunun aralığı da verilen tipler, yani verilen bahşişler belirliyor olacak. Şu an Furkan'la birlikte yola çıktık. Whole Foods'a doğru gidiyoruz. Oraya gittiğimizde kısa kısa böyle sizlere üniformamı giyerken tekrar videomu çekeceğim. Şu an 20 dakikalık bir mesafe var. 20 dakika sonra orada görüşürüz. Evet, şimdi Amazon kıyafetlerimi giydim. Whole Foods'un önündeyiz. Schedule'ım yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak. Paketleri alırken iPhone'dan size video çekmeye çalışacağım. Bu arabayı şöyle yapıyorum. Bunları yatırıyorum abi. Hani demiştim ya, Prius'lar arasındaki fark nasıl diye. Bu araba çok paket alabiliyor. Buraya dolduruyorum. Sonra paketleri dağıtacağız. Bakalım ne kadar paket gelecek. Ya bence 3 tane adres gelecek. 3 tane adrese bırakacağız ve işimizi 1 saatte bitireceğiz. Şu an saat 7.30 olacak. 7.30'da schedule'ım başlıyor. 7.20 geçiyor. Şimdi check-in yapacağım. Sonra sizlere göstereceğim. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Marketi de göster abi. Şimdi Amazon'a geldim. Eldivenlerimi giydim. Şimdi de atanmayı bekliyorum. Paketlerimi hazırlıyorlarmış. Ondan sonra bana bildirim gelecek ve arkaya gideceğim. Yaklaşık bir 16 tane falan paket aldım. Bu 16 tane paketi arabaya yüklüyorum. 3 tane adres var. Hepsi de yakın gibi gözüküyor. 10-15 dakikalarında. Onları götüreceğiz ve sonra da işlemimiz bitiyor. İlk adresimiz 7 dakikalık bir uzaklıkta. 7 dakikalık uzaklığa gideceğim. Teslim edeceğim. Sonrasında bakalım hemen burada. Yerler yakın mı? Bakın 2 numaralı yer burada. 3 numaralar yer burada. 4 numaralı yer burada. Biz şu an 2'ye gideceğiz, 3'e gideceğiz, 4'e gideceğiz. Yaklaşık 45 dakika içerisinde işimiz bitmiş olacak. Şu an hemen ilk yere doğru gidiyoruz. 7 dakikalık bir yerde. Oraya gidelim. Delivery'imizi teslim ettik. İkincisine doğru gidiyoruz. İnşallah tip alabiliriz. Çünkü tip bize kazandıracak bu işte. Tip olmazsa çok fazla kazanamıyoruz. Dün Amazon Flex yapmıştık. Şimdi DoorDash ile bir sipariş aldım. Little Caesars'a gideceğim, bir pizza alacağım.
şu an 7 dolar kazanacağımı gösteriyor. 13 dakikalık bir uzaklıkta. Little Caesars'taki buradaki adrese gideceğiz. Şu an 7.22 dolar garanti kazanacağım. Ve bunun üzerine tip verirlerse çok da güzel olur. Amazon Flex'te 30 dolar garanti demiştim ya size. Onun üzerine bir 30 dolar daha verdiler ve 1,5 saatte 60 dolar kazandı. Ve bu çok güzel bir rakam oldu benim için. Çok sevindirici oldu. Şimdi bakalım DoorDash'i deneyelim. Sizlere DoorDash'i göstereceğim. Saat şu an 6.30. Şöyle 7.30'a kadar bana schedule verdiler. Fakat 7.30'dan sonrasında çok fazla driver yoksa 8'e 9'a kadar çalışmak istiyorum. Sizlere 3 saat 4 saat daha DoorDash yaparak bu karantina döneminde neler yapılır onları göstermek istiyorum. Bu arada Orlando'da Orange County'de sokağa çıkma yasağı vardı. Fakat şu an tüm Florida genelinde yani Orlando, Miami, Tampa, Jacksonville tarzı büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Amerika'da birkaç hafta içerisinde bu virüsün çok daha yaygın olacağı bekleniliyor. O yüzden bu videoyu siz izliyorsanız çok dikkatli olun, evde kalmaya çalışın. Şu an ben sadece sizlere gösterebilmek için DoorDash yapıyorum. Onun dışında çok fazla çıkıp ne DoorDash ne de Amazon Flex yapmıştım vardır. Şu ana kadar sadece 2 defa Amazon Flex yaptım karantina döneminde. Zaten bir tanesini size göstermiş oldum. Ondan önce bir tane de yapmıştım. Yarına da Amazon Flex schedule aldım. 30 ile 50 dolar arasında bir rakam verecek. Aynı şekilde onu da götüreceğim. Çok fazla çalışmıyorum. İnsanlarla muhatap olmamaya çalışıyorum. Ve günler bu şekilde geçip gidiyor. Şu an Little Caesars'a doğru gidiyorum. Pizzamı aldıktan sonra tekrardan güncelleme yapacağım sizlere. Evet, pizzayı ve içeceği aldım. Yaklaşık 30 dakika kadar bekledim. O yüzden hiç mantıklı değildi. Yani adamların kanatları çıkmadı. O yüzden beklettiler beni. Şimdi bakalım kaç dakikalık uzaklığa gideceğiz. Bir 10 dakikalık uzaklığa gideceğiz. 40, yani benim bu işi yapmam neredeyse zaten 50 dakikayı buldu. 50 dakikada 7 dolar için çalışılmaz. Bakalım tip verecekler mi? Verirlerse sizlere haber vereceğim. Şimdi order'ımızı verdik. Kadın içine girdi. Büyük ihtimal bu order'dan herhangi bir tip almayacağım. Hemen sağa kaydırıyorum. Evet, şimdi sonuç burada. Toplam 7 dolar 22 cent kazanmışım. Customer yani müşteri 2 dolar tip vermiş. Sizlere demiştim ya ben, hani fazla tip alamayabiliriz diye, benim bölgem birazcık daha hani böyle durumu çok iyi olmayan insanların olduğu bir yer. O yüzden çok güzel bir tip alamadık. Değdi mi? 1 saatte 7 dolar kazandık. Zaten 1 dolara benzine gitse 6 dolar. Değmedi tabii ki. Şimdi şöyle bir durum oldu. Benim aldığım 1 saatlik schedule bitti ve 1 saat içerisinde 7 dolar kazandım. Little Caesars'ın yaptığı bekletme yüzünden daha fazla olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilen bir şeydi bu. Wings'ler çıkmadı, kanatlar çıkmadı. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bir schedule daha aldım. Bir saat daha uzattım. 8.30'a kadar çalışacağım demiştim ya sizlere. 9-9.30'a kadar yemek dağıtarak karantina döneminde ne kadar kazanacağımı göstereceğim diye. Bu sözümü tutacağım ve 2 saat daha çalışacağım. Eğer schedule verirlerse. Şu an hala bir istek gelmedi. Normal benzinin 1 galonu 1.81. 1 galon aşağı yukarı herhalde bir 4 litre yapıyordu diye hatırlıyorum. Düşünün, 4 litresini şu an 1.81 dolara biz alabiliyoruz. Burası 7-Eleven. Şöyle arabayı sola doğru çekeyim. Hala istek bekliyorum. Burada bekleyeceğim. Burada biraz restoranlar var. Hatta şurada hotspot'ı göstereyim sizlere. Uygulama buralarda beklersen daha fazla order verebilirim diye. O yüzden burada biraz bekleyelim. Order geldikten sonra sizlere göstereceğim. Başka eyaletteki arkadaşlar 200 dolar, 207 dolar kazandıklarını söylemişlerdi. Ben aslında onu test etmek için bu akşam çıktım. Hem test ederken sizlere de göstermek istedim. Uber Eats yapmıyorum. Sadece DoorDash yapıyorum. Uber'i aramam gerekiyordu Uber Eats açmam için. Hiç aramadım. DoorDash'da yoğun olacağını düşünerek aramadım. Ama bilmiyorum, hata mı yaptım. O yüzden yarın belki Uber Eats'i denerim. Onu da gösterebilirim. Ama dediğim gibi çok fazla yoğun olacağını düşünmüyorum. İnsanlar karantinada burada marketlere gittiler. Marketlerde birçok alışverişlerini yaptılar. Stokladılar. Ve elinde olan yemekleri yiyorlar genelde. Elinde olmayanlar işte Uber Eats, DoorDash tarzı uygulamaları kullanarak siparişlerini veriyor diye düşünüyorum ben. Şu an beklemedeyiz. Biraz daha bekleyeceğim. Bakalım order gelecek mi? Bir yarım saat 40 dakika kadar order gelmezse DoorDash'ı iptal edip Uber'ı arayacağım ve Uber Eats yapmaya başlayacağım. Okay, so it will take 24 hours, right? Yeah, correct. I'm gonna send you the link to enter there. All right, thank you, bye-bye. Şimdi Uber'ı aradım sizlere dediğim gibi. Uber diyor ki 24 saat içerisinde yapabileceksin diyor. O yüzden bu akşam yapamayacağım. Yarın tekrar çıkabilirsem tekrar çıkıp Uber Eats'i de göstereceğim ama şu an DoorDash'te herhangi bir hareket yok. Ve bunun dışında Trump bir açıklama yaptı ve Florida'nın Governor'a bir açıklama yaptı. Dedi ki şu anda hiçbir şey görmediniz. Mayıs'ın başı gibi, Nisan'ın sonu gibi bu olaylar peak yapacak. Yani çok zirveye ulaşacak dedi. O yüzden şu an herkes tedirgin aslında.
Hani ben şu an sizlere bunu gösteriyorum ama gerçekten benim için de tehlikeli. Çünkü Little Caesars'a gittiğimde bile insanlar için böyle bekleme alanları koymuşlar. Çok yakın durmanızı istemiyorlar. Beklerken çok fazla insan olduğu zaman dışarı çıkartıyorlar. Hani Little Caesars'ta bile bunları yapıyorlarsa gerçekten önemli önlemler almaya başladılar demek ki. Bakalım hayat nasıl geçecek burada bilmiyorum. Ben DoorDash'ten hala istek bekliyorum. Herhangi bir istek gelmedi. Bakalım Trump da 1000 dolar verecekmiş. Onu da bekliyoruz. Onu aldığım zaman tekrar sizlere bir açıklama yapacağım. Zaten şu an Uber Eats için e-mail geldi. Bu e-maili dolduracağım. 24 saat sonra umarım Uber Eats'i de yapabiliriz. Ve sizlere Uber Eats ve DoorDash'i birlikte açarak ne kadar kazandığımı gösterebilirim. DoorDash'ten şu an hala istek gelmedi. Bekliyorum. Bir 15-20 dakika kadar bekleyeceğim. Ondan sonra istek gelmezse bugünü kapatacağız. Hiç yoğun değil yani. Saat şu an 7:56 geçiyor. Şimdi McDonald's'tan bir istek geldi. İsteğin olduğu yerde çok güzel değil. Evin olduğu yerde çok güzel değil. Ama sırf sizlere gösterebilmek için kabul edeceğim. Normalde böyle bir order'ı kabul etmezdim. 3 dolar. Görelim. Normalde McDonald's olduları her zaman sıkıntılıdır. Bakalım. Şu an McDonald's'a doğru giriyorum. İçeri gireceğim. Bakalım order'ı kaç dakikada hazırlayacaklar. Diğer order için 45-50 dakika kadar beklemiştim. Bu order için merak ediyorum acaba ne olacak. Cheeseburger'larımı aldım. Çok çabuk oldu. McDonald's beni şaşırttı. Gerçekten güzel iş çıkardılar. Arabama atıyorum ve şimdi götürüyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık uzaklıkta. Çok sıkıntılı bir yerdeyim. Kamerayla gösteremiyorum görürler diye. Bakalım neler başımıza gelecek. Yani burasının crime rate'i yüksek. Suç oranı yüksek. Sadece zencilerden oluşuyor. Size öyle söyleyeyim. Irkçılık yapmıyorum ama böyle yani. Amerika'da durumlar böyle. Apartmanları göstereyim. Apartmanlar bu şekilde. Bakın şimdi hiç tip vermediler. 3 dolar 75 sent kazandım ve yaklaşık 20-25 dakika mı harcadım. Arabayı park ettim. Yukarı çıktım. Normalde onların gelip alması gerekiyordu. Her neyse ben yukarı çıktım. Ondan sonra siparişi verdim. Çıktım bir baktım tip de vermemişler. Genelde böyle oluyor. Yani siyahi arkadaşlarla bir iş yaptığınız zaman ya da onun dışında bu şekilde delivery işlerini yaptığınız zaman genelde tip alamıyorsunuz. Burada cheap ass diyorlar böyle insanlar. Yani hiçbir şekilde tip vermeyen, insanları kullanan, hakkını yiyen ya da güzel bir iş aldıktan sonra karşı tarafı mutlu edecek şekilde bir rakam vermeyen. Hani insanlara cheap ass deniliyor Amerika'da. Ve biraz önce cheap ass'i görmüş olduk. 3.75 dolar kazandım. Ve şimdi sizlere 2 saat boyunca DoorDash'ta ne kadar kazandığımı göstereceğim. 10 dolar 97 cent. Yani 2 saat boyunca çalışıp 10 dolar 97 cent yaptım. 33 dolarlık order götürdüm. 3 dolar kazandım ve 0 tip aldım. Yani işte mantıklı bir iş değil şu an. 2 saat içerisinde 10 dolar ne demek? Saatliğin 5 dolara gelmesi demek. Şu an olduğum alan tekrar kırmızı oldu. Bakın tekrar dash yapabiliyorum. Sizlere tekrar göstermek açısından bir daha yapacağım. 9.30'a kadar. Gerçekten olaylar bu kadar kötü mü değil mi? Beraber görelim. Bir saat daha uzatalım bakalım. Şimdi tekrar beklemeye koyulduk. Bakalım başımıza neler gelecek. Yine büyük ihtimalle 3 dolar order verecekler. 25-30 dakika harcayacağım ve hiç tip alamayacağım. Komedi. Evet, dünkü DoorDash maceramdan sonra DoorDash yapmamaya karar verdim. Uber açacağım demiştim. Uber Eats açtım. Onu deneyeceğiz. Fakat şu an Amazon'da bir schedule'ım var. Sizlere onu göstermek istiyorum. Ama dünkü olay gerçekten çok moralimi bozmuştu. 2 saat çalıştım. 13-14 dolar kazandım. Ve bu gerçekten çok kötü bir durum. O yüzden DoorDash tamamen yapmayı bıraktım. Uber Eats için bakacağız. Şu an Amazon schedule'ımda yaklaşık 1,5-2 saatlik bir schedule ve 30 dolar veriyor. Fakat tipe bağlı olarak değişen bir durum. Aynı şekilde Whole Foods yapmıştık ve Whole Foods'tan 62 dolar kazanmıştım. Şu an gittiğim yer Amazon Prime yeri, yani Whole Foods'a gitmiyorum. Yine yemek tarzı şeyler dağıtacağım. Fakat Whole Foods olmayacak. Bakalım ne kadar tip yapacağız, bunu da yorum kısmına yazarım. Çünkü tipler bir gün sonra gözüküyor. Bir gün beklememiz gerekiyor. Tabii ben o ara bu videoyu yayınlamış olabilirim. Şimdi gidelim Amazon'un merkezine alacaklarımızı alalım. Bakalım ne kadar sürecek, hep birlikte görelim. Evet, şimdi bütün paketlerimi aldım. Bu kadar paketi yaklaşık 4 ya da 5 adrese dağıtmaya çalışacağım. Bayağı bir paket var. Hemen üst taraftan koymaya başlayacağım. Bu şekilde komple buraya yerleştireceğim. Daha sonra gideceğim. Gideceğimiz adres yaklaşık 30 dakikalık bir mesafede. Şimdi yola çıkıyorum. Şu paketle şu paketi şuradaki adrese götüreceğim. Hadi bakalım. Paketlerimi evin önüne bıraktım. Fotoğrafımı çektim. Arabama gidiyorum. İş bitti. İlk adresimiz şuradaydı. Buraya bıraktık. Şu yeşil yere gideceğiz. 4, 5, 6. 4 tane daha evimiz var. Bugün 5 tane adres çıktı. Hadi bakalım. İlk dağıtımımızı tamamladık. Geldiğim evlerin çoğunda böyle kapılar var. Güvenli yerler. Bu yüzden numara burada yazıyor. Adamlar sipariş verirken daha numara yazmış oluyor zaten.
Geliyorum abi buraya. Şifre kaçmış? 16.43. 16.43. Bakın open dedi. Şimdi kapı burada açılacak. Ben de içeri doğru gireceğim ve ikinci teslimatımı yapacağım. Sizleri hazır yoldayken klasik Amerikan evlerini göstereyim. Bu evler orta gelirli ailelerin evlerinden birkaç tanesi. Bu evlerin değeri aşağı yukarı 250 bin ve 300 bin arasında değişir diye düşünüyorum. Her evin önünde yaklaşık 3 araba, 4 araba, 5 araba, artık evde kaç tane birey varsa her bireyin bir arabası var. Amerika'da böyle, arabaların zaten değeri yok. Kaç tane ikinci el araba piyasasıyla alakalı video çekmiştim sizlere. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi evin hemen önüne geldim. Sayılır teslimatımı mı yapacağım? Bir de böyle kortları der zaman görebilirsiniz. İnsanlar basketbolları bu şekilde oynayabiliyor kapıların önlerinde. Şimdi orderlarımı evin önüne doğru götürüyorum. Burası ikinci adresimiz. Evet, şimdi bu paketleri müşterilerimize götüreceğiz. Paketleri alabildiğince almaya çalışacağım. Bu iki tanesini bırakacağım. Şimdi üçüncü adresimize de verdim. Sırada dördüncü adresimiz var. Hepsi kısa mesafe, 3 dakikalık yerde. Hatta resmen komşusuna gitmiştik biraz önce. Şimdi yazdım. Kapı açılacak. Kafeye doğru gidiyorum. Açıl Susam, açıl. Burası da farklı evlerin olduğu bir yer. Bundan sonra sadece bir tane adresimiz kaldı. Onda da 4 tane paket var. 3 dakikalık uzaklıkta. Şimdi ona gidiyoruz. Şu olayı çok seviyorum. Böyle konutlara geldiğiniz zaman İnsanlar sizleri komşunuz zannediyor, sürekli sizlere el kaldırıyor. Ben de el kaldırıyorum, hiç bozmuyorum böyle. İnsanlarla selamlaşmak güzel oluyor. Amerika'da en sevdiğim olaylardan bir tanesi bu. Mesela şimdi bu konutlardan çıkıyoruz. Hemen karşıdaki konutlara gideceğiz. Hadi açıl bakalım, bekletme bizi. Bu son seferimiz. Her şey yakındı. Yaklaşık 30 dakika kadar yol geldim. Ondan sonrasında dağıtmam da bir 30 dakika kadar sürecek. Yani 1 saatte bu işlemleri bitirebiliyorum. Bu da benim için güzel bir sonuç. 1 saatte yaklaşık 40 ya da 50 dolar arası, hatta 60 dolara kadar çıkabilir eğer tiplerlerse. 74. Kapı açılacak. Bu arada Lexus Türkiye'de geldi zannediyorum. Son zamanlarda görmüştüm birkaç kere. Bu Jeep çok güzel. Bu Jeep'i çok seviyorum. Şimdi geçecek, görürsünüz zaten. Neyse, bizim kapımız da açıldı. Yavaş yavaş gidelim. Sizlere Uber Eats açacağım demiştim. Uber Eats şu an burada delivery'si olarak hazır. Online olacağım ve Uber Eats'te de ne kadar kazandığımı göstereceğim. Fakat şu an evime çok uzak bir noktadayım. Amazon Flex yaptığım için buralara geldim. Ben şuralarda yaşıyordum hatırlarsanız. Şu an çok ters bir istikametteyim. Olsun, ben yine açacağım. Söz verdiğim gibi biraz çalışmaya çalışacağım. Bakalım bir şeyler gelecek mi? Şimdi DoorDash de açtım. DoorDash'ten hemen istek geldi. Veri bizi gözüküyordu. Uber Eats yaklaşık 20 dakikadır müşteri vermemişti. Şimdi DoorDash için Tuna Flats'e gidiyorum. Şimdi order'ımızı aldım. Bir tane de içeceği varmış. İçeceğini de aldım. 5 dakikalık uzaklıkta DoorDash, ona doğru gidiyoruz. Şimdi DoorDash için aldım, order'ı götürmeye gidiyorum. Yaklaşık 7 dolar kazandım. Tip 4 dolar gelmiş. Kısa mesafeydi, hızlıydı. O yüzden fena değil. 7'ye kadar schedule aldım derken hop bir istek daha geldi. 4.75 değer mi, değmez mi bilmiyorum. Hadi alayım bakalım, merak ettim değecek mi. Şimdi diğer order'ımı da aldım. 7 dakikalık uzaklıkta, gelmek için 8 dakika harcamıştık. 15 dakika içerisinde 4-5 dolar kazanacağız herhalde. Bakalım ne kadar tip verecek ya da tiple beraber 4.75 mi, onu görmüş olacağız. Order'ımı müşterime götürüyorum. Müzik.
burada 4 dolar kazandığım yazıyor. Burada da 4 dolar tip var. Ve yeni bir istek geldi. Gerçekten DoorDash şu bu bölgede bayağı bir yoğun. Ama bu bölge biraz daha böyle varlıklı ailelerin olduğu ve orta gelirli insanların olduğu bölge. Benim bölge birazcık da hani kazanç olarak düşük kazanan insanların olduğu bir yerde. O yüzden burası çok yoğun. Şimdi oraya doğru gidiyorum. 11 dolar 6 dolarlık order aldım ve 4 dolar tipim var şu an. It's supposed to be $10. I think it's not price. Evet, diğer orderımız burada. Bu orderı biraz bekletti yalnız. Yanında da küçük bir kolası var. 1 dakikalık mesafede şimdi onu götürüyorum. Umarım elden tip alırım çünkü biraz azdı bunun parası. 6 dolar kadardı. Bakalım. Yaklaşık yarım saat zamanım gitti. Kaydırıyorum. Büyük ihtimal hiç tip vermedi bu. 1 dolar tip vermiş. 6 dolar. Pek bir şey değmedi. Elden de tip vermedi. Böyle sıkıntılı oldu. Uber'i saçsam mı bilmiyorum. Şu an dash bitti. Toplam 1 saat çalışmışız. 1 saatte 17 dolar yapmışız. Dün 2 saat çalıştık. Yaklaşık 12 dolar yapmıştık. Şimdi 1 saatte 17 dolar yaptık. Fena değil. Uber Eats açtım. Eve gidene kadar Uber Eats yapmaya çalışacağım. Eğer gelirse istek götürürüz. Sizlere de çekerim. Daha önce hiç Uber Eats yapmamıştım ben. Onu göreceğiz. Şimdi 2 yeni paket de aldım. Sizlere onları göstereceğim. Bir dondurma aldım. Bir de burger aldım. Tabii bunları müşteri için almadım artık. Kendim için aldım. DoorDash'e çıktık. Yaklaşık 22-23 dolar kazandık. Elden 4 dolar tipiyle birlikte. Uber Eats'e çıktım. Uber Eats hiç müşteri vermedi. Sadece DoorDash müşteri verdi. Ondan sonra ben de vazgeçtim artık yapmaktan. Akşam oldu. Saat 8.30 oldu ve koronavirüsü de Amerika'da çok yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Florida'da çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Daha öncesinde sadece bizim county'de sokağa çıkma yasağı varken şu an tüm Florida genelinde sokağa çıkma yasağı başlıyor bu akşamdan itibaren. O yüzden ben de yollarda çok fazla olmak istemiyorum. Polisler çevrildiği zaman sürekli derdimi anlatmak zorunda kalacağım çünkü. O yüzden sizlere bu videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Bye bye.